Merhabalar, sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Fransız kruvasan tarifini vermek istiyorum. Tereyağlı. Elimden geldiğince kolay anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi ilk önce hamurunu yapmakla başlıyoruz. Yoğurma kabıma 1 çay bardağı ılık su koyuyorum. 1 su bardağı ılık süt. 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı tuz, 1 adet şekerli vanilin, 1 yemek kaşığı dolusu yumuşak tereyağı. İlk başta biraz un koyacağım. Bir adet yumurta bütün halinde, 1 paket maya. Yine tekrar biraz un ekleyeceğim. Yoğurdukça gerekirse ilave edeceğim un. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Oldu. Bu şekilde oldukça yani ele yapışan bir hamur, hafif. Bu verdiğim ölçülerle yaklaşık yarım kilo un ekledim arkadaşlar. Şimdi mayalanacak. Dediğim gibi oldukça yapışkan bir hamur. Gördüğünüz gibi ele yapışıyor. Çok aşırı yumuşak bir hamur. Böyle olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde mayalanacak. Hamurumuz mayalanırken içine koyacağımız tereyağını hazırlayalım. Bunun için yağlı kayık alıyoruz. Tereyağımız oda ısısında olsun ama aşırı yumuşak olmasın. Bunu kare bir şekilde açacağız şimdi. Bu şekilde merdane ile biraz vurarak açacağız. Evet, bu şekilde olması yeterli. Hamurumuzun içine koyunca düzelteceğiz şu ufak tefek yerlerini. Şimdilik bu kenarda beklesin. Mümkünse buzdolabına koyun. Eğer eviniz çok sıcaksa buzdolabına kaldırabilirsiniz. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masamı umuyorum veya tezgahınızı artilerle yapıyorsanız. Bayağı bol unluyoruz çünkü dediğim gibi yapışkan bir hamur. Tek seferde alıyoruz. Havasını alıyoruz ve beze yapıyoruz. Bu şekilde olunca masamı tekrar unluyorum güzelce. Ve açacağım açabildiğim kadar. Tabii çok ince olmayacak. Mümkün olduğunca böyle uzunlamasını açacağız. Çünkü yağı koyacağız içine. Şimdi bu kısmına yağımı koyacağım. Dikkatli bir şekilde ters çevireceğim. Yağının ufak tefek yerlerini eksik yerlerine koyacağım ve hemen hemen düzgün bir şekil vermeye çalışacağım. Şu kenarlardan hafif gerdiriyorum hamurumu ki yağımız içinde kalsın. Evet, bu şekilde olması yeterli. Şimdi üst kapağını kapatıyoruz. Maksat tereyağını içte tutmak. Kenarları bastırıyoruz. Fazla un varsa onları da silkeliyoruz. Şimdi artık bunu açacağız. Ama uzunlamasına koyacağız yine. Yine masamızı unluyoruz. Çünkü yapışkan bir hamur dediğim gibi. Artık açıyoruz. Dikkatli bir şekilde, çok bastırmadan ve hep tek yönde, böyle uzunlamasına. Evet,
Bu şekilde olması yeterli. Şimdi şöyle yarısına kadar hemen hemen getirdim. Ununu silkeliyoruz yine. Şu kısmını şöyle hafif bir içe doğru katladım. Elimizle şöyle düzgün yapmaya çalışıyoruz. Ve bu kısmı tekrar bunun üzerine kapatıyoruz. Elimizle bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bu hamurumu streç folyoya sarıp buzdolabına kaldıracağım yarım saatliğine. Bu işlemi 5-6 kez yapacağım arkadaşlar. Hava almaması gerekiyor. Her yerini sardıktan sonra şu şekilde buzdolabına kaldırıyorum artık. Yarım saatliğine. Evet, ikinci işlemi yapacağız artık arkadaşlar. Yine hafif unluyoruz. Elimizle biraz şöyle yapıp şu katlanmamış olan tarafı, yani şu taraf katlanılmış gördüğünüz gibi. Şu düz tarafını her seferinde sağ tarafımıza getirmeye çalışalım. Böylelikle hep tek yönde açmış olacağız. Ve yine uzun bir şekilde hafif bastırarak açıyoruz. Arada bir kaldırın ki masaya yapışmasın. Yağlı hamur olduğu için. Bu şekilde ve yine katlama işlemini yapıyoruz. Ama bu sefer 3'e katlayacağız. Şu şekilde. Ve yine streç filme sarıp yarım saatliğine buzdolabına kaldıracağız. Bu ikinci işlemimiz olmuş oluyor. Daha 4 kere falan yapmamız gerekecek. Aslında zorluğu yok yani. Sadece biraz değil, bayağı zaman alıyor. Ama inanın sonucu görünce değdiğini siz de göreceksiniz. Yine yarım saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Üçüncü işlemi yapacağız arkadaşlar artık. Açıyoruz. Bundan sonrakileri hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Çünkü işlem hep aynı. Böyle uzunlamasını dikkatli bir şekilde açıyoruz. Ve katlıyoruz. Yarım saatliğine buzdolabına kaldırıyoruz her seferinde. Toplamda 5-6 kez yapacağız bu işlemi. Ben bugün 5 mi 6 mı karar veremedim. Artık son işlemimiz. Ben 5 katlama yapmayı tercih ettim bugün arkadaşlar. 6 yapmayacağım. Ama ne kadar çok yaparsanız o kadar aralarındaki katlanma çok olacaktır. Şimdi artık açıyoruz. Açabildiğimiz kadar. Ama yine zorlamıyoruz. Çünkü hamurumuz hala hassas. Çünkü yakın çekimde belli olur mu bilmiyorum. Tereyağı çünkü dolaba kaldırdığımız için gördüğünüz gibi donma yapıyor. O yüzden hassas bir şekilde açıyoruz ki hamurumuzu patlatıp yağ dışa çıkmasın. Yoksa işimiz zorlaşabilir. Şimdi açabildiğimiz kadar açıyoruz. Çok bastırmadan. Elini bu şekilde genişlettim. Artık uzunlamasını açacağım yine. Ve bu şekli düzgün tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık yarım santim kalınlığında açacağız.
büyüklükte açtım arkadaşlar. Ve dediğim gibi yaklaşık yarım santim kalınlığında. Şimdi ben bu hamurdan iki çeşit kruvasan yapacağım. Bir sade olanını yapacağım. Şöyle üçgen şekilli olan. Bir de çikolatalı olandan yapacağım. Şimdi onu göstereyim. Çikolatalarım bunlar benim. Bitter çikolatayı böyle şöyle uzunlukta kestim. Ve hamurumu çikolatanın boyuna göre keseceğim. Bu boyda şöyle uzunlukta keseceğim. Tam çikolatanın boyuna göre. Şöyle şunlara 2 adet çikolata koyacağım. Ve yuvarlıyorum. Şöyle çektiriyorum hafif. Şu şekilde olmuş olacak. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi artık yağlı kaydı serdiğim fırın tepsime alıyorum. Ve yine aynı işlem. Çikolatanın boyuna göre kesiyorum. Birinci tepsim bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi yaklaşık en az 1 saat bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Ama dediğim gibi en az 1 saat mayalanması gerekiyor. Eğer zamanınız varsa 2 saate bile çıkarabilirsiniz bu süreyi. Şimdi mayalanmaya alıyorum bu tepsimi. Diğerlerine normal kruvasan şekli vereceğim. Üçgen şekli vereceğim. Şu uç kısımdan başlıyoruz ki ucu düzgün olsun. Evet, bu tepsim de bitti arkadaşlar. Size bir bu şekil yaparken tek püf noktası şu kuyruk kısmı hep alta gelsin. Çünkü pişince kabaracaklar ve yine açılma olur. O yüzden bu kuyruk kısmı hep böyle aşağıya gelsin. Hafif böyle bükerek de normal kruvasan şekli verebilirsiniz. Ay şekli. Düz de bırakabilirsiniz. Bu pek fark etmez. Ve artık ellemiyoruz. Tekrar bunlar da en az 1 saat mayalanması gerekiyor arkadaşlar. Evet, 1 saat mayalandılar. Gördüğünüz gibi tekrar biraz kabardılar. Şimdi bir adet yumurtayı bütün halinde kırdım. Çırpacağım. Bunu dikkatli bir şekilde süreceğim. Çikolatalı kruvasanların üstüne. Evet, fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Fırınımı ısıttım bu arada 200 dereceye. Nar gibi böyle iyicene kızarana kadar pişireceğiz şimdi. Artık bunlar da kabardı. Bunlara da yumurtamı sürüyorum ve fırına veriyorum. Öbürküler pişmek üzere zaten. Biraz zahmetli bir tarif arkadaşlar ama inanın değiyor. Yaptığınıza, zaman geçirdiğinize inanın pişman olmazsınız yani. Sadece dediğim gibi zaman alan bir tarif. Yoksa el oyalayan, yani zorluğu yok tarifin. Sadece zaman. Zamana ihtiyacı olan bir tarif.
fırına gitmeye hazır. Yine 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum arkadaşlar. Evet, ilk çikolatalı olanlar pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabardılar. Yani şu an yeni fırından çıktı. O yüzden elleyemiyorum. Çok aşırı sıcak. Ve şimdi kesersem ortası hamur olabilir ama bakın altı da nasıl kızardı. Hem yumuşak hem gevrek yani. Yandım. Biraz bir soğusun, içini gösteririm size. Gördüğünüz gibi mis gibi kızardı yani. Biri hatta yolda dayanamamış, parçalanmış gördüğünüz gibi. Sanırım bunu iyi kapatmadım. Çünkü ilk başta dediğim gibi kapattığımız kısım alta gelecekti. Sanırım bu gözümden kaçmış. O yüzden böyle ama yine de yenir yani. Sadece şekil biraz bozulmuş. Birazdan görüşürüz. Bunların üzerine isteğe bağlı pudra şekeri olabiliyor. Yine yaklaşık bir bardak pudra şekerimi aldım ve kaynar süt ilave edeceğim. Karıştırarak maksat şeker erisin ve pürüzsüz beyaz bir görüntü elde etmek amacımız. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Ve bunu soğutmadan hala sıcak olan çikolatalı kruvasanların üzerine süreceğim. Nefis bence de, değil mi? Evet arkadaşlar, meşhur Fransız kruvasanlarımız pişti. Gördüğünüz gibi bunlar çikolatalı olanlar. Üzerine beyaz pudra şekeri ve süt karıştırıp dökmüştük. Bunlar da sade tereyağlı olanlar. Gördüğünüz gibi alt üst çok güzel kızardılar. Ve çıtır çıtır. Sesi duyabilir misiniz bilmiyorum. İçini de göstereyim size bir saniye. İçini de göstermek istiyorum sizlere. Henüz sıcak daha. İçi de pufidik pufidik gördüğünüz gibi. Yumuşacık. Dışı çıtır, içi yumuşacık yani. Bundan da göstereyim bir tane içini. Bu da henüz sıcak. Gördüğünüz gibi çikolatası da erimiş. Muhteşem yani. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.